Özellikle Amerika'daki Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında önce Amerikan piyasaları eksiye büründü. Daha sonra bize de bu sirayet etti. Ama bu denli bir e, kırmızı bir yeni hafta başlangıcı bekleniyor muydu? Birazdan Mesut Kurt'a soracağız. Amerika'da resesyon sesleri yükseliyor. Amerika'da istihdam verisi beklentinin altında kaldı. İşsizlik oranı 3 yılın zirvesinde açıklandı. Yatırımcı riskli varlıkları terk etti. Ve dünyada artan jeopolitik riskler de masada. Şahinleşen bir borç gördük geçen hafta ee, ve çözünen carry trade işlemlerini takip ettik. Borcun faiz arttırımı Japonya pay piyasalarında satış baskısını derinleştirdi. Japonya borsası Nikkei 225 endeksi 37 yılın en kötü seansını geçiriyor. Bugün geçirdi. %12, %13 civarında kayıp verdi. Tayvan borsası keza 57 yılın en kötü seansını geride bıraktı. Ve Şangay'da da %1,5'leri aşan düşüşler vardı. VIX endeksi bu süreçte 4 yılın zirvesine çıkarken biz yüzde de devre kesici devreye girdi uzun süredir. Bu denli kötü bir seans borsamız adına da görülmemişti.